Gençler, ne haber? Yine Tezak Motor'dayım. Biliyorsunuz daha önce SYM kulisimi çekmiştik burada. Tezak Motor'dayım şu anda. İnternette gezinirken Yuki'nin bir 50 cc'lik modeli dikkatimi çekti. Nedir bu diye böyle bir meraklandım. Baktım ki Tezak Motor'da satılıyor. Tezak Motor biliyorsunuz Antalya'da Yuki'nin de bayi, SYM'nin olduğu gibi. Dedim geleyim bir inceleyeyim bakalım sizin de ilginizi çekebilir. Yuki Enzo. Şurada görmüş olduğunuz 50 cc scooter, tahmin ediyorum Yuki bunu yeni getirdi Türkiye'ye. Tabii Çin üretimi, bunu da belirtmek istiyorum. Şöyle bir genel itibariyle bir bakalım Yuki Enzo neymiş ne değilmiş diye. Şimdi scooter burada, 3 tahmin ediyorum 3 ayrı rengi var. Kırmızısı, siyahı ve grisi. Bu burada grisi var. Benim Enzo'da dikkatimi çeken şey çok böyle kalıplı bir scooter olması. Yani bayağı 125 cc cüssesi ve kalıbının olması ve dizaynı da dikkatimi çekti. Böyle Yamaha Delight'ı andıran bir dizaynı var Enzo'nun. Şöyle bir kısaca bakalım. Şimdi dedim ya dikkatimi çeken en önemli özelliklerinden bir tanesi sele genişliği. Yani ciddi şekilde büyük bir selesi var. İki kişinin çok rahat oturabileceği. Yani sele altı çok geniş olmasa da selenin üstü iki kişiye çok rahatlıkla seyahat edebilme imkanı veriyor. Bak şöyle selenin altını da açayım size. Yani buraya bir full face kaskı almaz ama bir çene açık kask, yani yarı açık kask ya da işte şu kafaya tas gibi geçirilenleri alabilir içine. Ama normal eşya koymak için çok da fena değil derinliği. Enzo'nun sele altı bagajının. İşte burada benzin deposu var. Tamam dedim herhalde 5-6 litrelik. Özelliklerine bakmadım. Tam olarak okumadım özelliklerinin ne olduğunu ama işte herhalde 5-6 litrelik de bir yakıt deposu vardır. Şimdi zaten 50 cc scooterların çoğunun genelde dur kendime döndüreyim kamerayı. 50 cc scooterların zaten hemen hemen hepsinin ortalama 4 beygir gücü var. Ortalama 3-4 Nm'de torku var. Yapacağı süratte kesicileri iptal etmeden işte yaklaşık 55-60 km kesici iptal ederseniz 65-70-80 tutturabildiğine gidiyor biliyorsunuz maksimum sürati. Yapacağınız bir takım modifikasyonlarla falan filan değişebiliyor. Yuki'de de muhtemelen bir kesici vardır. Kanunen 50 cc biliyorsunuz aslında 45 km üzerine çıkamadığı için bunlara ya ateşlemesine ya debriyajına işte bir kesici koyuyorlar. Onu bulup iptal ettiğiniz zaman da yürüyor. Tabi biliyorsunuz böyle bir şehir efsanesi de var işte. Efendim motoru 80 cc, 100 cc, 125 ama uygunluk belgesine 50 cc yazılmış söylentiler hep dolaşır. Olabilir. Biz Çinlileri de ayartmış olabiliriz yani adama 100 motor tak 50 yaz üzerine demişizdir. Belki onlar da öyle yapıyorlardır. Bilemiyorum Enzo'da durum böyle mi? Şimdi kalite açısından bakın başta da belirttim yani. Çin yapımı olduğunu bilin. Yani çok birinci sınıf bir kalitesi yok ama görünüş olarak gayet hoş ve güzel bir scooter. Bir şöyle bir dikkatimi çeken bir özellik oldu. Göstereyim bakın size. Yani far ampulü çok fazla aydınlatmayabilir. Burada kamerada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle toparlak kafalı bir ampul koymuşlar. Bu ampulün de hani yerine halojen falan takmak isteseniz takılabilir mi? Ondan da emin değilim. Yuvasını değiştirmek gerekir. Yani far aydınlatmasından çok büyük bir şey. Beklemeyin. Aynalar hoşuma gitti. Öyle çok uyduruk değil. Ufak aynalar. Biraz önce üzerine oturdum. Yani çok görüş açısı ve şeyi çok büyük değil ama böyle retro tarzı güzel aynalar yapmışlar. Şöyle göstereyim. Kendimi de göstereyim. Ondan sonra bu gidon üstündeki kumanda düğmeleri çok kaliteli değil. Biraz takır tukur. Yani öyle çok yumuşak alaşımlı değil. O yüzden biraz sertçe tarafında. Onu da belirtmiş olayım. Dedim ya işte hani bir Çin malı scooter olduğu için çok bir şey bekleyin. Böyle göstergesi güzel böyle ahşap desenli mesenli yapılmış. Görünüş olarak güzel. Ama tabii Çin bir daha söyleyeyim. Dörtlü sinyalleri var. Şurası şu dörtlü sinyaller. İşte ateşleme kesici marş düğmesi falan filan.
Hafif herhalde 100 kilo civarında bir ağırlığı var Enzo'nun. Üzerine oturduğunuz zaman öyle hissediliyor. Hafif. Biraz şey yani parçaları da üzerinde kullanılan parçalar da çok böyle ağır hissi vermiyor insana. Biraz hafif bir hissi var. Hoşuma giden bir şey de şu ön konsoldaki saklama cepleri oldu. Bu iki tane yolculuk esnasında kullanıcıya kolaylık sağlayan iki tane saklama gözü. Hatta şuradakine bardak bile yani ne bileyim bir kola, meşrubat, su şişesi bile çok rahat konur. Ha, bak şimdi gördüm. USB şarj soketi de var. Hatta üzerinde düğme de koymuşlar. Açıp kapama düğmesi. Bakayım. Evet. Yani USB şarj soketini açıp kapatabiliyorsunuz. Bir switch de koymuşlar. Bu da güzel bir özellik. Genelde böyle 50 cc skuterlerde dışarıda görmezsiniz bunu. Üzerine de bir lastik kapak yapmışlar. Efendime söyleyeyim. Burada bir torba morba asma şeyi var. Ondan sonra kontak anahtarını da şöyle özel bir kilit mekanizması koymuşlar. Daha yüksek cc'li motorlarda böyle SYM falan Kimco çok kullanır bunu. İçine yağmur suyu falan girmesin diye şuraya takıp buradan kapatabiliyorsunuz. Plastik kalitesi Çin. Plastik kalitesi Çin. Ama görünüş, şekil, şemal olarak yani birçoğunuz beğenebilirsiniz. Hele özellikle böyle ya Yamaha Delight falan tarzı motorları seviyorsanız Yuki Enzo'da hoşunuza gidebilir. Yani şöyle genel itibariyle de gösteririm. Bakın şu ayak basma yeri oldukça geniş. Yani buraya ayağını koy. Üzerine çanta koy, eşya koy. Bunu da taşıyabilirsin. Öyle geniş bir ayak basma yeri yapmışlar. Ondan sonra efendime söyleyeyim arka yolcu pegleri de şu şekilde açılıyor. Yani bunları da eğer çok zorlarsanız ömrü çok çok uzun olmayabilir. Biraz nazik kullanmak gerekir. Ama tabi biliyorsunuz bu tip böyle ucuz Çin malı motorlarda kırıp döktüğünüz zaman parçası da çok pahalı değil. Yani çok da can yakmaz. Arkadan da şöyle bir göstereyim size. Bakıyorum herhangi bir led aydınlatma var mı diye üzerinde ama yani gözle görülür bir led aydınlatma yok. İşte arkadan da görünüşü bu Yuki Enzo'nun gayet doğal olarak arka kampana fren var. Önde de disk fren. Ön disk frenini de göstereyim size. Dediğim gibi çok öyle üst kalite değil. Ama ne kadar para o kadar köfte. Yani bunu alırsın, kırarsın, dökersin, parçası da ucuz. Normal bir büyük motorda 300-500 liraya alacağım parçayı. Bunu da 50 liraya, 60 liraya alır. Takarsın, yürürsün yani. Ön lastiği 110, 70, 12. Önde 12 inç jantı var. Lastikler yine Çin. Yani çok tutuşu falan nasıl olur? Orasını Allah bilir diyelim. Arkada da muhtemelen. Arkaya da bakalım. Arkada da herhalde. O arkada da 12 inç jant varmış. Bak ben onu zannediyordum. 110, 70, 12. Aynı ebatta iki tane lastik koymuşlar. Bu da 110, 70, 12 tubeless lastik. Böyle ufacık bir hava filtresi var. Efendime söyleyeyim. Valla tipi benim hoşuma gitti açıkçası. Yani bakın arkaya çanta demir de koymuşlar. Buraya çok güzel, çok rahat. Ekstra masraf etmeden arka çantada takabilirsiniz. Çünkü normalde çanta demir olmayan skuterlarda böyle 150 lira arası şu demire para verirsiniz. Bir de onun uygununu bulmak falan sıkıntı olur. Şimdi Yuki Enzo böyle bir kolaylık sağlamış. Bu grisiydi. Şuradan döneyim size. Bak bu da kırmızısı. Kırmızısı da güzel görünüyor. Yani kırmızı siyah, plastik kısımları siyah. Şu arkadan da ışık vuruyor. Ben şuraya döneyim arkamı ışığa da kameraya yansımasın. Şöyle göstereyim. Bu da kırmızısı. Yani şekil olarak gençler benim hoşuma gitti. Böyle gündeliğe falan kullanacaksanız çok da büyük bir bütçeniz yoksa bir ehliyetiniz var. Efendime söyleyeyim motor ehliyeti almak istemiyorsunuz. Alırsınız. Enzo'yu kullanırsınız. Yani işte böyle. Bir de siyahı var bunun. Siyahı da önde bir yerlerde. Bir ara yürürken onu da bir gösteririm belki size de. İşte yani siyah, kırmızı. Yalnız kırmızı rengi benim çok hoşuma gitti. Bunlar hep metalik renkler. Şey, kırmızı güzel durmuş. Böyle göz alıcı. Yani en çarpıcı özelliği kalıplı olması.
Bak şöyle bir üstüne oturayım. Geleyim. Tabii siz ne kadar göreceksiniz ben üstüne oturunca ama yani hani selesi falan da böyle yüksek. Bak ayaklarım falan böyle anca işte böyle parmak ucuma doğru falan durabiliyorum. Böyle yani şehir içi kullanım için gayet güzel ideal. Eyvah yine ışığa doğru döndüm. Ben yine şu ışıktan kaçayım bakayım. Sonra karanlık çıkıyor. İşte böyle. Gençler dikkatimi çekti. Sizinle de paylaşayım dedim. Ondan sonra Yuki Enzo. Şöyle kod numarası da YB50QT3. Bunu göstereyim dedim size. Ondan sonra cığıma. Daha aslında bir sonraki video Marmaris videosu demiştim ama bunu görünce dur ya gelin bir çekeyim dedim. Size de göstereyim. Şimdi enteresan bir şey. Yuki'nin sayfasına baktım. Yuki'nin sayfasında bütün scooter fiyatları dolar üzerinden geçiyor. Yani 1100 mü 1200 mü 1050 mi öyle bir dolar fiyat koymuşlar. Sonra sahibinden.com'a baktım. İşte 5990 lira mıydı? Öyle bir fiyat gördüm ama tabii ki bu aralarki dolar kurlarıyla Allah bilir nereye çıkmış olabilir. Yani 6000'lere de çıkmıştır. 6500'e de çıkmış olabilir fiyatı. Haberiniz olsun. Yuki Enzo da böyleydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.